seyirciler Ankara Gölbaşı'ndayım. 2020 yılının son ayındayız ama Ankara'da güneş son derece güzel. Bugün Türkiye'de çoklarının merak ettiğini düşündüğüm, hatta biraz zaman geçince rol model olacağını gördüğüm bir işletme değil. Bu işletmenin özellikleri çok fazla. Ben bir iki tanesini aktarıp sonra konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Bir kere burada koyun var. Damızlık koyun var. Sütçü koyu damızlıkları var. Etçi damızlıkları var. Ve tabii olmazsa olmaz keçilerimiz var. Buraya kadar normal. Ama anormal olan şey şu. Burası iki ortaklı çok idealist, uzun yıllar başka işler yapmış, hem de iyi paralar kazanmış insanların artık biraz toprağa basayım, biraz şömine başında çay içeyim diyenlerin sevdasının sonucu gibi görünüyor. Ama o kadar kolay değil tabii ki. Şimdi bu işletmenin nasıl kurulduğu, ne zaman kurulduğu, niçin kurulduğu, İlerleyen zamandaki hedefinin ne olduğuna ilişkin bazı sorularım olacak. Ama ondan önce koyunculuğa dönmek isteyen ya da maksimum örnek koyunculuk yapmak istiyorum diyen insanların bu programı izlemesi yeterli olmaz. Çünkü biz yarım saatte bir şey konuşamayız. Sadece bir anahtar görevi göreceğiz. Ama siz eğer merak ediyorsanız programdan sonra ararsanız Bu insanların kapısı benim gördüğüm kadarıyla... 24 saat açık. Gireceksiniz, alabildiğin kadar nüans alacaksınız ve inşallah uygulayacaksınız. Peki kimle beraberim? Benim solundan itibaren e, bakarsam, işletme sahiplerinden Sayın Harun Özcan var. Bir başka beyimiz Sayın Ömer Keskin var. Ve bu defa yanımızda her işletmenin mümkünse içinde bulunması değilse, uzaktan da temas edilmesi şartıyla bir veteriner hekim arkadaşımız var, hanfendi var. Ama onun sadece veteriner hekim olması değil özelliği aynı zamanda bir laboratuvarı söz konusu ve hayvanlarınızla alakalı her türlü gerek hastalık, gerek sperm, gerekse kan örneklerinden ne varsa onu Ankara'daki laboratuvarında bütün Türkiye'den toplayıp yakın bir gelecekte size gönderebiliyor. Sayın Seda Seyfeli. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Madem mikrofon sende Harun Bey. Ee, çok kısa. Harun e, Özcan kaç yıl önce bu işe başladı? Başını niye böyle soktu? Daha önceki işleri kötü müydü? anlatsın bize bakalım. Bizim öncelikle e, bu profesyonel anlamda bu şekilde damızlı koyun yetiştiriciliğimiz çok uzun değil. Bir, bir buçuk iki yıllık bir geçmişi var. Önceden koyunculuk geçmişimiz vardı ama bu şekilde değildi. Daha alışıla geldik. Her köyde, her yerde görebileceğiniz şekildeydi. Fakat daha sonra biz bu işi Ömer'le birlikte bir adım ileriye taşıyıp damızlık koyununa döndük ve tamamen damızlık işi yapıyoruz. Yani birinci sınıf, birinci kalite hayvanları bularak, toplayarak, kendi bünyemizde yetiştirerek, aralarından damızlık niteliği taşıyanları bir sonrakine e, aktararak bu şekilde devam ediyoruz. Bir. Neden namazlık? İki, hangi, hangi ırklar? Bizim e, öncelikteki buradaki en fazla sayı olan ırkımız ve ana e, kalemimiz et ırkı olan, kendi yerli ırkımız olan Karacabey Merinosu. Bunun yanında lakun ırk var, biliyorsunuz Fransız sütçü ırklar ve sahnen keçilerimiz var. Ama asıl ana e, kalemimiz burada hayvan olarak Karacabey Merinosu ve lakunlar. Niye yani bu kadar üzerine basa basa söylüyorsun? E, ee, bu hayvanları toplamamız uzun sürdü. Birincisi bu bir. İkincisi bu hayvanlar özellikle Karacabey merinosları bizim kendi ülkemizin öncelikle TİGEM tarafında yetiştirilen daha sonra işte halk elinde ıslahı bir şekilde yapılan yerli ırkımız. Bizim için çok önemli. Kendi ülkemizin bütün doğal şartlarına alışmış, florasına alışmış, işte e, Türkiye'deki birçok yerde de yetiştirilebilen aynı zamanda e, çok kaliteli bir et Yani kendi ırkımızın olması Türk ırkının olması bizim için çok önemliydi. Biz özellikle bu konuya buradan gittik. Tamam. Milliyetçilik iş yapıyor da ama para etmese ne yapacağız? Para ediyor. Karacabey Merinos'u para ediyor. Diğer koyun ırklarının hepsiyle de yurt dışından gelenlerle de, yurt dışında meşhur olanlarla da et ırklarının hepsiyle baş edebilecek kalitede, yarışacak kalitede bir hayvan. Ee, o da yani sadece yerli olduğu için değil, e, kurtardığı için. Elbette, elbette. elbette. Yani bir işletme zaten, e, her bir profesyonel işletmede para kazanmazsa e, sadece yerli olduğu için alınmaz yani. Yok tabii bunun e, ciddi anlamda bir ekonomik değeri de var her şeyden önce. Yani e, diğerleriyle yerli olması e, bir sürü yerli ırkımız var ama Karacabey Merinosu bunların aralarında bize göre birkaç adım öne geçmiş bir ırk olduğu için. Peki bir yaşındaki bir Karacabey Merinosu'nun e, canlı ya da e, karkas ağırlığı nedir? Koş veya koyun? Yani e, 75-80 kilonun üzerinde olur her zaman besleme bağlı Tabii, her zaman üzerinde olur. Yani bu 100 kilolar, 110, 120 yukarıya doğru da devam eder. Piyasası var mı? Tabii ki var. Ya ben şimdi damızlık yapsam senden e, gaz alarak piyasaya damızlık verebilir miyim? Damızlık niteliği taşıması için elbette e, başka bir sürü şartın da bir arada olması lazım. Öncelikle hayvanlarımızın bir pedigri kaydının, eveliyatının, geçmişinin bilinmesi lazım. İşte veteriner hekim arkadaşlar tarafından sürekli takibinin yapılıyor olması lazım hangi hastalıkları geçirdi, geçirmedi mi? İşte günlük kilo artışlarının belli bir oranlarda, e, aylık kilo artışlarının belli bir oranlarda olması lazım. İkizlik oranının yüksek olması lazım. Irk standartlarını e, iyi gösteriyor olması lazım. Daha sonra da elbette ki bunun verimi, döl verimi, doğurganlığı bunun gibi etkenlerle birlikte bir damızlık diliği taşır hayvanlar. Türkiye'de genellikle tohumda olsun, büyük başta olsun hep yabancı ırkların peşinde koşu koşudur ve evet. işte Simenter deyince Avusturya'ya gidilir evet. mesela veya büyük küçük başta da aynı şekilde bazen konuşuluyor ve bizim haberimiz yok deniliyor ama evet. siz bizim ülkemizde yetiştirilmiş bir ırk mı almış oldunuz yani hayvanlar bizden mi doğdu? Evet geldi? doğru bu hayvanlar 1930'lu yılların başlarında TİGEM tarafından yurt dışından Alman Merinos koyunu getirilip Türkiye'deki yerli kıvırcık ırkların melezlenmesiyle. TİGEM tarafından yapılmış, üretilmiş kendi ırkımızdır. Adı da Karacabey Merinosu olarak geçer. Dünya üzerinde merinosun birçok çeşidi vardır. Alman merinosu, işte bizimki gibi Karacabey merinosu, Tigem'in yine ürettiği Polatlı merinosu, Anadolu merinosu dediğimiz başka bir sürü yabancı ülke merinosları da vardır. Karacabey merinosu da bizim tigemin üretmiş olduğu ırktır. Bizim kendi coğrafi şartlarımıza uygunluğu, işte bu bölgedeki hastalıkları bilmesi, florayı bilmesi açısından yerli ırk diyebileceğimiz bir ırktır. Doğru. Ama Karacabey bir miktar Marमारा bölgesinin bir tarafıdır. Burası ise şeydir. Anadolu, Yaman, Ankara. O böl i̇klim iklim biraz daha soğuk ve yok hayır. Sert. O şundan kaynaklı bir durum aslında. Tigem'in çiftliklerinin genellikle Karacabey, Bandırma gibi bölgelerinde Karacabey Merinosu üzerine çalışmalar yapıldığı için o bölgeye demografik olarak çok dağılmış bir ırktır. Yoksa Türkiye'nin bütün illerinde çok rahat yetiştirilebilecek bir hayvandır Karacabey Merinosu. Bizim Türkiye'deki bütün meralara alışkın hayvandır. Peki neden e, Lagun? Lagun'un sebebi şu, biz e, bu hani e, yerli değil tabii ki Lagun bir Fransız ırkı. Süt veriminden istifade etmek adına biz Lagun ırkını aldık. Deneme amaçlı bir miktar almıştık öncelikle. Daha sonra hayvanın Bizim ülkemizdeki adaptasyonunu gördük. Çok başarılı olduğunu gördük. Mera kabiliyetinin çok yüksek olduğunu gördük. Doğurganlığı zaten herkes tarafından, süt verimi herkes tarafından bilinen bir ırk. Hastalıklara e, nispeten yurt dışından gelen diğer ırklara nazaran daha az yatkın bir hayvan. Daha kolay atlatabilen bir hayvan. Adaptasyon süresi çok hızlı oldu. Biz de bunu gözlemledik ve beğendik hayvanı gerçekten. Devamını getiriyoruz. Yani üretimde yapmaya başladık. Peki Ömer Bey. Şimdi tekniği ondan almaya çalıştık. Sana da şöyle sormak istiyorum. Bir, siz daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önceki yaptığın işteki e, hayvancılık bilginiz ve kabiliyetinizle şimdiki arasında fark var mı? Ben daha önce e, alüminyum sektöründe çalışıyordum. imalat sektöründe çalışıyordum. Yani bir 17 yıllık falan bir şeyim var orada, tecrübem var. Yani oradan buraya geçiş tabii çok keskin viraj da oldu. Uçuruma gitmedin yani şimdi. Ya yani inşallah gitmedik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Halimizden o görüldüğü gibi. Hı. 17 senelik benim bir imalat tecrübem vardı. Orada fabrikam vardı. Orada işletmemizi devam ettiriyorduk ama artık böyle bir karar almak al Kar karar aldım. Şimdi inşallah O zaman koyun sonra kültürün neydi şimdi ne? Koyun kültürüm sıfırdı diyebilirim. Koyunla ilgili hani herhangi bir bağımız yoktu, bakınmışlığımız yoktu. Bir geçmişimiz yoktu yani koyunla ilgili. Burada başladık. Ama şimdi bakıyorum böyle kare kare Rasyon diziyorsun sen. İnşallah yavaş yavaş öğreniyoruz biz de. Biz de daha öğrenmemizin aşamasındayız yani basamakları tırmanmaya başlıyoruz. Öngördüğün gibi mi çıktı biraz çetrefilli ve karışık bir iş miymiş? Ya karışıklığı illaki var. Kolay bir iş değil. Bir kere baştan söyleyeyim çok kolay bir iş değil. Hani çok da zor bir iş değil aslında. Biraz öğrenmek, kendini geliştirmek, araştırmak bu işin en önemli kısmı. Peki mutlu musun? Gayet. Mutlu. Verdiğin karardan? Gayet mutluyum, gayet de huzurluyum. Biraz erken mi konuşuyorsun? Daha bir buçuk olmuş. Vallahi zaman gösterecek ama şu andaki düşüncelerimiz böyle. <laughs> Heyecanını duramıyorum diyorsun yani. Kesinlikle. Her gün burada mısın? Her gün buradayız. Biz sabahtan geliyoruz, akşama kadar burada vaktimizi geçiyoruz. Hayvanlarımıza ilgileniyoruz. İşte genel kontrollerimizi yapıyoruz. Yani şu andaki bütün işimiz bu zaten bizim. Sen şey ağ ağla giriyor musun? Hayvanlara işte altını temizliyor musun, yem veriyor musun? Ya yani bildiğim çoban gibi misin, yoksa patron gibi misin? Abi her ikisi de var bizde. Biz kendi altyapımızı yani e, hiçbir eleman olmadan kendimiz bütün sistemi ona göre dizayn ettik. Yani burada kimse olmasa da biz kendimiz ikimiz sadece bütün yemimizi de hazırlayıp hayvanlarımızı yemleyip onların bakımını da yapacak şekilde ona göre kafamızı tasarladık. Yani çok şükür de ona göre oturdu sistemimiz. Gayet de güzel işliyor. Doğum yani, mu? Doğum. doğum olduğu zaman da tabii biz müdahale ediyoruz. Vaa. <laughs> Valla siz resmen Aden boşuna girdiniz yani. Böyle çizmeleri çektiniz. Abi şimdi şöyle zaten A'dan Z'ye bu işe e, soyulmazsan, bu işin içine girmezsen bu işi sevemezsin. Sevemezsen de bu işi yapamazsın. Yani bu hani dışarıdan görünmeyle ama ben de alayım 100 tane koyun. İşte çoban şurada güçsün bilmem ne olsun falan gibi yapılacak bir iş değil. Yaparsınız ama umdunuzu bulamazsınız bu işte. Bu işin içine girmezseniz tamamen A'dan Z'ye umdunuzu bulamazsınız. Evet aslında çok e, önemli bir konuya parmak bastım. Ben de o, o konuyu sana soracaktım. Şu anda beni arayan özellikle pandemiden sonra beni arayan çok sayıda arkadaşım, eşim, dostum <laughs> ya Mehmet abi biz bıktık İstanbul'dan. Biz bıktık bu işlerden. Ee, para da kazanmıyor artık bazı sektörler. <laughs> ee, bir Afgan çoban bulurum. Afgan değilse Kırşehir'i bulurum. Ya da Gölbaşı'da bulurum. Ee, <laughs> Kesinlikle. Arazim de var. Biraz da para param da var. Giderim Ömer'den alırım bir tane eee e, arasa da uğrarım, keyif yaparım, Doğru. mangal yaparım, e, süt de iyi para ediyormuş falan deyip matematik hesabıyla işte bir zahane keçisi 3 litre süt yapar, işte e, kaç gün sağlar? 250 gün sağlar, hadi olsun 300 gün sağlasın. Şu kadar litre yaptı, bir şu kadardan sattı. E, vallahi müşterisi de herkes şu anda pandemiden sonra hatta az önce bana gösteriyordu e, Harun abi koronavirüste artık herkes keçi sütünden bahsediyormuş. Aslında geçen sözde baştan beri koronavirüs düşmanıydı da evet. biz daha onu yine fark ettik. Nediyetik olması. Evet. Gerekiyor. Ol, olmaz mı? Ben, ben mantık çok yapayım. doğru abi. He? Mantık çok doğru. Yani o şekilde yola çıkarsan çok doğru dediğin gibi iki sene sonra burada hani hayvandan gözünü alamazsın, parayı koyacak yer bulamazsın. <laughs> evet. Falan filan böyle gider. Ama bu e, sadece koyunculuk sektöründe değil, bütün sektörlerde yani ilk başta bir hesap kitap yaparken. İnsanlar zaten hep bunu yaparlar. O hesaba kitaba göre iki sene sonra zaten herkes zengin olmuştur. <laughs> Batarak diyorsun yani. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani biz, bizim sektörümüzde de böyle. Ama bu işi gerçekten hakkıyla, layıyla yaparsan yani bu mertebelere ulaşman çok da hayal değil. Ama abi sen e, özel olarak bu iş etmeyi e, ticari olarak büyütmek istiyorsun. Ama evet. benim derdim öyle, öyle yok ki. O da koyun gitsin. Bir daha çobana iş, iş bulmuş olayım. Ara sıra da zevk yapayım istiyor. Hobi almış adam düşünüyor. E tam onu yaparsın abi hobi olarak devam edersin. Güzel kendi etini de çıkartırsın. Gayet güzel lezzetli etler yersin. Bu işte böyle devam ettirirsin. Senede 100 koyundan işte bir dahaki sene 80 koyuna düşer. Bir dahaki sene 60 koyuna düşer. Öyle gidersin Aslında yani sen de. Aslında 20 tane koyun parasıyla gelsin sen de koyun alsa <laughs> daha kârlı çıkacak değil mi? Yani bu <laughs> ticari işletme olarak baktığın zaman o dediğin hesapların hepsi baştan yapılır zaten. Bunu yapmamak zaten hatadır. O hesapların hepsi yapılır işletme ona göre dizayn edilir ve öyle yürürsen para kazanırsın abi. Sadece koyunculukta değildir bu. Ne yapman gere bütün işlerde bu böyle geçerlidir. Peki net bir soru daha soracağım şimdi. Bunu herkes dinleyecek ve karar alacaklar. Beber, beberleriniz yüksek yani. Eyvallah. İstanbul'da 20 yıldan beri medya sektöründe çalışan arkadaşlarım var. E, hesaplamışlar hangi iş yapalım diye. Zana kesesinin üstüne, üstüne takılmışlar ve bana diyor ki abi diyor işte benim bir arkadaşımın 50 dönüm arazisi var. merası var daha doğrusu. Damı da var. İçinde derme çatma işte keçesi veya koyunu da var. Ben bu işi yapmak istiyorum. Gidip yapayım mı diye bana sordu geçen gün. Ben de başında sen mi duracaksın dedim. Ben duracağım dedi. Yarın sabah değil hemen şimdi git dedim. Şaşırdı. Bu kadar hızlı düşün, düşün düşünmemişti beni. Şimdi bana katılıyor musun? Yani ben sahiden bu alana gireyim mi? Veya girsinler mi? Bu hayvancılık işini. Küçük başa daha doğrusu. Bunun bir kısmına ben cevap vereyim, bir kısmına da Harun cevap versin. Şöyle ki, eğer insanlar istiyorlarsa tabii ki girsinler. Ama bu işe hakikaten birinci işleri bu olacaksa girsinler. Bütün hayatta bu. Evet. Birinci işleri bu olacaksa girsinler. Yoksa bizim kendi bireysel olarak işlerimiz de var. Yani dediğim gibi benim fabrikam vardı. Harunun kendi keza başka inşaat işleri yapıyordu, bilmem ne yapıyordu. Ama biz bütün önceliklerimizi geri attık. Birinci önceliğimiz bizim burası oldu. Yani insanlar da bunu bilerek, bunu isteyerek yapacaklarsa bu işe girebilirler. Neden girmesin? O zaman ben doğru söyledim abi. 24 saat başında bulacağım dedim. Evet Kesinlikle. dedi. Taşıracağım, geleceğim dedi. Duracağım dedi hayvanlar arasında. O zaman yap dedim ben de yani. O zaman yapmasına hiçbir sakınca yok. Yok peki. Ver bakalım hadi. Aynı soruyu sana sormuş olayım Arun abi. Tabii şimdi işin başında durmak, sürekli elinin içinde olmak kısmı işin birinci tarafı. O kısmı zaten siz söylediniz. Ben diğer ekonomik tarafından bahsedeyim. Yani herkes bunu soruyordur aslında. Bir şeyi üretmek evet. elbette zor olan bir süreç. Tamam. Bir proses gerektirir, işte bir destek gerektirir, birçok şeye hakim olmak gerektirir. Ama diğer bu işin yarıya kadar olan kısmı, diğer yarısı hatta belki yarısından fazla kısmı da onu satabilmektir. Yani herkes üretim yapabilir. Saanen keçisinde ya da herhangi bir koyun sütünde, inek sütünde çok başarılı olan arkadaşlarımız var. Ama önemli olan bu işin pazarı. Bunu pazarlayabilmek ya da pazarına yakın olan bir noktada olabilmek. Bunu hesaba katarsa insanlar ve Ömer'in dediği gibi işin içinde olabilirlerse çok güzel para kazanılabilecek, yapılabilecek, çalışırken de keyif alınabilecek bir iştir tabii. Ama şimdi aynı soruyu bana da sordular. Dedi ki abi ben dedi tamam dedi gidip dedi zanaatkersiz yaptım. İşte günlük dedi 100 kilo sistemi oldu. Evet. Harun dediği şey oydu, aradaki nüans oydu. Yani 100 litre sütü satabilecek mi adam? Bir dakika ama şimdi Heh. orada tartışma şu ama İki, iki türlü model var. Ya hiç sütü ortaya çıkarmadan pazarı bulup mesela Seda Hanım diyecek ki bana 3 kilo süt lazım Harun. Hadi bana süt ver deyip önce sütün pazarını mı bulacağız? Hayır. Önce biz o keçiyi alacağız, süt üretmeyi başaracağız. Sonra mı pazar arayacağız? Benim en temel sorunum bu. İşte adamın... Benim kanaatime göre... Bir, bir, hadi gir bakalım Seda ya Mehmet abi aslında şöyle bir durum var. İşletme sahiplerimiz ilk önce hedeflerini bilmiyorlar. Yani ne için yapacaklar? Süt için mi yapacaklar? Et için mi yapacaklar? Bu e, büyük büyükbaş işletmelerinde de geçerli. Buzağlarına yani buzağı için mi çalışacaklar? Yani işletmenin e, hayvan kapasitesini arttırmak için mi çalışacaklar yoksa süt üretmek için mi çalışacaklar? İlk önce birinci hedeflerini belirlemeleri gerekti. Yani eee Birçok bir işletmede benim gördüğüm bu. Bana diyor ki e, işletme sahibi e, bana süt lazım diyor. O zaman e, mesela 35-40 litre süt veriyorsa ve hayvanı tutmuyorsa bunu tohumlamaya devam etmeyecek. Yani masraflarını kısacak. Yani orada böyle kritik noktalar var. O noktaları iyi kullanmaları gerekli ki e, şeylerinde yani hem zamandan kaybetmemeleri hem de paralarını kaybetmemeleri gerektiği. İlk önce hedeflerini belirlemeleri. Peki ama hedef, hedefim var da... Ben bunu yeni, yeni insanlar için konuşuyorum. Daha orta süt yokken... Orada da hedef var. İlk önce karar vermesi gerekli. Tamam süt, süte ilk... süt karar verdim Seda Hanım. Tamam, tamam. Ilk, o Hadi. zaman, o zaman yine kuzularını elinde tutacak ve e, yani belirli bir miktar, gerçek iyi bir miktara gelene kadar o hayvanlarını elinde tutmaya devam edecek. Onları et olarak satmayacak veya e, kapasitesini azaltmayacak, dikkat edecek bazı noktalara. Temel soru bir kez daha soruyorum. Üşünüz de bu, bu soruyu soruyor. Ben bu işi hiç bilmeyen bir adam olarak önce gidip süt müşterisi mi bulayım? Sütü üreteyim mi? Bu sorunun cevabı ikisinden birisi değil. Yani bu sorunun cevabı her ikisi de aslında. Yani e, hem müşterinizin olması hem de üretime sağlıklı bir şekilde devam ediyor olmanız eşgüdümlü devam eden bir şeydir. Birinden birini tercih etmek durumunda değiliz. Hayır ama şimdi eğer pazarı bulmazsam girme diyorsunuz ya bana şimdi. Pazarı bulmazsanız tabii ki girmeyin. Yani çok, ama, çok başarılı bir süt üreticisi ver. olabilirsiniz ama satacak yeriniz olmadıktan sonra. Ama bak, başta benim hayvanım da yok. Hiç ben daha üretmeyiz. sütüm yok. Önce sen bana demez misin ki ya? Hadi Mehmetciğim sütü bir gör, de bir göreyim dersin bana değil mi? Evet. Süt üretmeden ben nasıl sana ben pazar bulacağım? Tabii. Pazar bunun devamlılığını size sağlar işte. Tamam, ilk sefer verdiniz ya da ürettiniz. Peki ertesi gün, sonraki gün işte sizin pazar dediğimiz yani bütün bu pazar dediğimiz konunun devreye girdiği an bu andır. Sizin üretiminiz bir devamlılık gösterir. Satışınızın da aynı oranda bir devamlılık göstermesi gerekir. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı aslında her ikisi dedir. İlla bir adım atmaksa eğer evet, en başta adım. en ha, başta atılması evet. gereken bir adımsa elbette ki bunun mutfağına girmek gerekir öncelikle. Cevap bu ama... E, Hemen akabinde devam eden kısmı bu işin ekonomik tarafıdır mutlaka. Devamlılık getiren satıştır. Devamlılık getiren bakımdır. Eş müdür bilmiyorum arkadaşlar. Aynı hani şey düşündü herhalde. Peki bu konuyu kapatıyorum. Eğer başka bir şey yoksa Ömer abi. Şimdi Seda Hanım vardı telefon aldınız. Seda Seyfeli kimdir? Ne iş yapar? Burada ne iş yapar? Çok gezdiğini ve biliyorum. Çok tecrübeli bir veteriner hekim olduğunuzu ve özellikle İnsanların e, hayvan hastalıkları ya da analiz konusundaki kabiliyetleri ne kadardır. Analiz yaparlarsa işitmeden ne kazanır, Türkiye'nde kazanır, burası ne kazanır, ne kaybeder. Mehmet abi teşekkür ediyorum ilk başta beni de konuk olarak aldığınız için. E, sağ ol Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Şimdi şöyle Seda Seyfeli 2006 yılında Ankara'da Ankara'nın en büyük işletmesi olarak bilinen bir işletmede veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 5 yıl boyunca süre hekimliği yaptım. Yani orada bizim yüz sanmamız vardı ama yani Ankara'nın en büyük işletmesiydi. Şimdi tabii sanma sayıları çok arttı. Beş binler, on binler yani böyle rakamları duyuyoruz işletmelerde. Ama o zamanlarda tabii 100 yüz çok büyüktü. 5 yıl boyunca da orada süre hekimliği yaparak sektördeki açıkları gördüm. En önemli açıklardan bir tanesi de laboratuvarla ilgili açıklardan biriydi. Çünkü e, işletmelerin e, getirilen hayvanlar, özellikle de e, yurt dışından gelen hayvanlar olsun, Türkiye'den toplanan hayvanlar olsun, e, sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Ülkemizde de e, tabi e, insana bulaşan zoonoz dediğimiz hastalıklar da var. Bu hastalıklarla mücadele etmemiz gerekti. Bununla ilgili bir yatırım yaptık. Ortaklarım da vardı onlarla birlikte yatırım yaptık ve laboratuvar kurduk. Şimdi laboratuvarda aslında işletmelerimiz nasıl çalışmalı biliyor musunuz? Herhangi bir noktada bir sıkıntı gördükleri zaman hemen laboratuvara numune göndermeleri lazım. Başka bunun bir yolu yok. Net söylüyorum bunu. Buzağınız, şey, ineğiniz atık yaptı. Buzağınız öldü hemen zadan numune almaları gerekti. İneğiniz öksürüyor, burun akıntısı var hemen numune almaları gerekti. Yani ne görüyorlarsa sütünde bir sıkıntı var hemen numune almaları gerekti ki çünkü e, ne kadar kısa zamanda müdahale edilirse e, oradaki sebebin ne olduğu bulunursa işletmelerimizi e, yani e, şöyle söyleyeyim uçurumdan almak o kadar kolay oluyor. O numunelerle bize gelen numunelerle uçurma e, gitmelerini engelleyebiliyoruz. Yani o kadar ciddi konuşuyorum sizinle. Çünkü çok sıkıntılı hastalıklarımız var Türkiye'de. Bunların eliminasyonunda da e, yani bakanlığımız yani elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama e, bir tık eksik kalıyorlar bence. Bunun da tamamlanması için özel sektörün de bu işe girmesi lazım. Ya izaa sektörü tamamen bırakmaları gerekti. Bu hastalıklarla ilgili kısımları. Çünkü e, bizde e, sürekli bir hayvan sirkülasyonu var. O sirkülasyonda engel alamıyorlar. Yani bir hastalık başladığı zaman mesela e, şap diyelim. Iğdır'dan başlar, gelir ta İzmir'e kadar. Yani o kadar kolay yayılır ki. O yüzden diyorum yani çok hızlı yayıldığı için bu hastalıkların en küçük bir şeyde numune alıp laboratuvarla çalışmaları lazım. Bu laboratuvarla çalışırken işletmelerindeki birçok sıkıntıyı yüzde yetmiş oranında da giderirler. Bir dakika şimdi. O bu kadar da net konuşuyorum yani. Hiç de öyle az bızağı bir rakam değil yani Seda Hanım. Tabii tabii süt veriminde artış yaşarlar, e, sağlıklı buzağı temininde artış yaşarlar, döl veriminde artış yaşarlar. Yani yavaş yavaş ilerleyen bir işletme ise böyle hızlı bir şekilde ima alır ve e, daha da ileriye gider. Laboratuvarla çalışmak aslında bu kadar önemlidir. Bir dakika o zaman siz Türkiye'nin e, bu laboratuvar sonucunda buzağı ürünlerinde azalma olur. Değil Tabii. Ya, öyle Süt anlaşılıyor. veriminde artış olur. olur, döl veriminde artış olur, hepsinde artış olur. Ama dediğim gibi yani işte göz ardı etmeyecekler. Yani mesela atıyorum 150 güne, 200 güne, yani sağmal için konuşuyorum ben bunu. 200 güne gelmiş hayvanı tutmuyor. Neden tutmadığını bulmak zorunda. Süt verimi de düştüyse eğer, yani 15-20 litrelere düştüyse bunun sebebini bulmak zorunda. Bulup hemen orada müdahale etmeleri gerekiyor İyi de şimdi ben Ar'dayım, Kars'tayım, Van'dayım. Onu alacağım. Sana veya işte herhangi bir yere göndereceğim. Kaç gün sonra bana gelecek? Gelebilecek mi? Artı çok pahalı mı? Şimdi şöyle biz o konuda da e, zaten bizim en büyük hedefimiz bütün Türkiye'ye yayılabilmek de. O yüzden laboratuvarı Ankara'da kurduk. Ankara orta nokta. Burada şimdi Ank Ağrı'dan e, siz verdiğiniz numuneyi akşam isterseniz otobüse veriyorsunuz biz sabahleyin açtıdan alıyoruz. İzmir'den veriyorlar alıyoruz. Hakkari'den veriyorlar alıyoruz. Aslında en doğrusu otobüs veriyor musun? Kargolar şu anda 10 günde götürüyor. Evet. Kız zaten en veriyor. Bir de otobüslerin kendi kargoları da var. O, o işe de başladılar. Sabahında burada oluyor. Yani biz 24 de saat Roz olmedi demişler, kargaya dönücek. Roz'de <laughs> önemli çünkü pandemide. <laughs> 24 saatte yani 24 saat olmadan numuneler bize gelebiliyor. E biz de en fazla 48 saat ve 72 saat aralığında sonuç verebiliyoruz. Yani çok hızlı çalışıyoruz. Böylelikle de yani bir hafta içerisinde neden şekillendiği, nasıl önlemler alması gerekli oldu, işletmenin tamamen ortaya çıkıyor. Size şöyle garip bir soru sorabilir miyim? Bu dediğiniz yöntemi biz uygularsak Türkiye'nin yurt dışından elde ettiği damızlık hayvan sayısı azalır mı? Azalır tabii ki. Bizim şu anda buzağı ölümlerimiz Macaristan'ın hayvan sayısı kadar. Yani o kadar çok buzağı ölümümüz var ki bunun önüne geçsek sadece bunun önüne geçebilsek bizim zaten damızlık düveye ihtiyacımız olmaz. Kendi buzağımızı yetiştiremiyoruz. En büyük bizim sıkıntımız bu ya da en kuzularımızı yetiştiremiyoruz. Kuzu ölümlerimiz de fazla buzağı ölümlerimiz de fazla. Peki Burada ne yapıyorsunuz siz? Yani bu e, işletmede, bu e, konu işletmesinde siz hangi fonksiyonunuz var ve ne yapılırsa bu vesileyle bir işletmede bir ölüm oranı azalır, hastalık oranı azalır, yavru atma e, oranı azalır veya damızlık e, veya ağrı çiftlik olur. Bunun en temel başlangıç noktası sağlıklı hayvan teminidir. İlk önce buradan başlamanız gereklidir. Sağlıklı hayvan temin edeceksiniz. Başka bunun bir yolu yok. Yani gideyim oradan Ahmet abiden 5 koyun alayım, öbüründen 10 koyun alayım, işte getireyim burada 100 koyun yapayım. Yok öyle bir şey yok. Hepsinin testlerinin yapılması gerekli. Hiç değilse e, koyunlarla ilgili olan e, Brusella, Boğurdur diziz. Yani çok önemli hastalıklarımız var. Bunların testlerinin yapılması, yapıldıktan sonra işletmeye getirilmesi ve e, işletmeye geldikten sonra hiç değilse bir veya üç ay sonra e, yeniden testlerini yapıp evet benim hayvanlarım sağlıklıdır ve ben bu işe başla, başlayabilirim demeleri gereklidir. Bunun en temel noktası budur. Hangi aralıklarda tekrar yapması lazım. Mesela bu arkadaşlar şimdi bugün diyelim ki bugün ilk gün oldu kabul Şimdi Harun Beylerin öyle bir sıkıntısı yok. Onlar toplarken de çok dikkatli topladılar. Ee, i̇şletmeye geldikten sonra da biz testlerine devam ettik. Onların öyle bir sıkıntısı yok. Onlar zaten bu kadar kolay bir şekilde ilerlemelerinin en büyük sebebi bu. Sağlıklı hayvanla başladılar. Zemin sağlam. Zemin sağlam. O yüzden doğru söylediniz. <laughs> Abi şimdi para benim en gıcık olduğum bir alan ama e, konuşalım. Bu işte para var mı Ömer abi? İlla ki var abi. Nerede? Yani layık ile yaparsan var tabi abi. Abi öyle bir layık kelimesi çok geniş bir kelime Ömer abi. Şu anda var mı? Yani ucu şeyin tünelin ucunu görüyor musun? Tünelin ucunda her zaman ışık var abi bizim sektörde. Bir dakika dur güzel oldu. Na, tünelin nasıl ucunda her zaman ışık var bizim sektörde. Et olsun, süt olsun, damızlık olsun. Bırakın bunları hayvanın kendi yani... Kuzusunu satmak bile, kasaba vermekte bile para var. Abi nasıl? Bana her gün diyorlar ki et düştü, işte koyunculukta güme gitti, hayvancılık öldü. Her gün ben sosyal medyadan okuyorum. Bana gelen telefonlar var ya. Nasıl bana iyi diyorsun Abi sen? biz yaşıyoruz. Yaşam kaynaklarımızdan bir tanesi et. İlla ki bu ihtiyaç olacak. Bu ihtiyaç da bir şekilde giderilecek. Yani bizim burada yaptığımız işletmemizde en kötü kuzularımızı bile götürüp kasap olarak kestirip onun parasını bile alabiliyoruz. Peki etrafınızdaki insanlar Sizden aldığı koyunların ya da e, koçların kuzuların etlerini beğenip ya Ömer senin koyunların çok güzelmiş. Seneye şurada isteyeyim diyen oldu mu? Talep geldi mi sana? Abi çok şükür hani biz e, dediğimiz gibi çok yeni bir işletmeyiz. Yani bu Kurban Bayramında biz onu e, özellikle çok iyi yaşadık. Yani bütün hayvanlarımızı böyle hep eşimize, dostumuza işte sizin gibi eşimize dostumuza verdik. Çok sevdiğimiz saydığımız insanlara verdik. Çok öyle dışarıya falan zaten açılmaya gerek kalmadı. Elimizdeki hayvanlar bitti. Ve herkese tek tek geri dönüşlerini alarak konuştuk. Yani var mıydı bir sıkıntı hayvanda bir koku, etinizin kalitesiyle ilgili bir şey, etin azlığı, çokluğu falan. Yani bütün aldığımız geri dönüşlerin hepsi hep çok olumlu yöndeydi. Alanların hepsi zaten bir dahaki sene tekrardan bize de burada yer ayırın, hayvan ayırın diyorlar. Seda Hanım. Demin sorduğum soruya böyle çok heyecanlı cevap verdi ki bir veteriner hekimin bu kadar ışık görmüş olması pek Covid'den, pandemiden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> pek görülmüş bir olay değil yani. Pandemi de tabii insanlar anladılar Mehmet abi. Yani gıdanın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladılar. Ve bunda da yatırımların devam edeceğini ben düşünüyorum. Özellikle de bu işe yatırım yapmak isteyen büyük işletmelerimiz varsa tavsiye ederim. Koyunculuk bereketlidir, koyun bereketli bir hayvandır. Hangi ırkını seçerseniz seçin gerçekten iyi baktığınız sürece bereketli bir hayvandır. İkizlik oranı çok yüksek oldu ve kısa zamanda kısa vadede paranızı geri alabiliyorsunuz. O da önemlidir koyunculukta ama büyük başta öyle olmaz kısa vadede alamazsınız ama yine de yatırım yapacaklarsa büyük başı da tavsiye ederim. Yapacaklar biliyorum çünkü gıdaya dönecekler yani birçok kişi gıdaya dönecek. Mesela ben, ben mi, değil. öyle, öyle konuştum ki şimdi var ya. Net belli artık yani başka yapacak bir ya şey yok. Bütün millet kan ağlıyor sen bu işe girin diyorsun ya. Evet. Ama abi insanoğlu temel ihtiyacıdır bu et. Abi temel ihtiyacı şimdi miydi? Her zaman temel ihtiyacı vardı. O zaman niye ağlıyor? O ya ağlayanlar yalan söylüyor ya başka türlü bir sıkıntı var bu işin içinde. Her yani. zaman için bu İş sektör vardı, vardı zaten. İşletme giderleri çok fazla o yüzden. Yani nerede işletme giderlerini indirmeleri gerekli olduğunu bilmiyorlar. Ee, mesela bir ineğiniz gebek kalmadı Biraz önce o örneği tamam. vermeye çalışıyordum. Yani 200 gün bir, bir inek gebe kalmadığı sürede kaybettiği parayı hesaplamıyorlar. Bunun bir de elinde 100 hayvan, 200 hayvan, 300 hayvan veya 500 hayvana varsa bunu çarptığınızda ne kadar para kaybettiğini farkında değil işletme sahiplerimiz. Bunların önüne geçmeleri gerekli. Önlemler almaları lazım. Onlar nerelerde para kaybettiklerini farkında değiller. Hayır bana kalsa aslında iki tane ishal eden yatsak gene kurtarırız paçayı da. Yani buzağa ishal olmasa, ishal yapmasak buzağıyı, bana göre iki hayvan neredeyse bir miktar kardır e, büy e, büy büyüdüğü zaman. Tabii, tabii. E, tabii. Ama e, hala, e, tabii hep sütü emeklendik doğal olarak şimdi süt para etmeyince adam buzağa falan yok. Bütün inekler şu anda kesime gidiyor. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki e, özellikle koyun ya da küçükbaşta hem reel olarak, ticari anlamda söyle de, de imkanlar bakımından hem para hem zevk mi var diyorsun şimdi? E, tabii ki. Yani hem para var hem de zevk var. Yani kısa vadede geri dönüş de var. Yani büyük baş gibi olmaz. Ama koyunculukta kısa vadede geri dönüşünü alırsınız. Ee, o yüzden de keyiflidir koyunculuk. Harun bey sen dur duramadın galiba. Hadi bakalım. Ben aslında o e, insanlar hani bana sürekli soruyor bu işe gireyim mi ya da işte Seda Hanımın dediği gibi pandemide de bu iş arttı mı falan var ya bu soru. Yani bu soru nasıl cevabı şu. İnsanların ee, insanların yıllardır pandemiden önce sürekli pompalanan o plaza kültürü, o şehir kültürü yaşantı, o yaşantının içindeki keşmekeş pandemide insanlar evlerine maalesef mecburen tıkılınca doğanın çiftlik gibi yerlerde yaşamanın ne olduğunu, kıymetini şimdi anladılar. Asıl soruların çokluğu bu. Plazadaki duvarlar diyorsa konuşmuyor. Aynen. O dört duvar işte şaşalı dört duvarlar, süslenmiş yapılar, kendi içinde oluşturulan Kimi jargonlar bilmem neler, herkes evinde bilgisayarının başında koltukta mecburen oturmak zorunda kalınca bitti. Şimdi insanlar dışarıya çıkıp nefes aldıklarında onun ne hemen kıymetli bir şey olduğunu anlamaya başladılar. İş anlamında işte o çok güzel title'lar işte harika yerdeki verilen işte söylenilen işlermiş. Yurt dışı mezuniyetler falan yani hiç yapmadı Hepsi artık. bitti. Şimdi asıl iş bu. Bizim burası gördüğünüz yer bizim ofisimiz olur. Yani siz program çekiyorsunuz ama bizim ofisimiz burası. Dolayısıyla herkes bu ofiste olmak için çaba sarf etmeye başlayacak yakında. Ya bu tabii kimi koyunculuk yapabilir, kimi işte inek olur, et olur, kimi yumurta yapar filan. Birçok şey yapar ya da hiçbir şey yapmayıp sırf doğada olmak isteyecektir insanlar. Çok normal asıl sağlığın, asıl yaşamanın ne olduğunu anladıkları için bu böyle. Biz burada her şeyin doğalını tüketiyoruz. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Bundan para da kazanıyoruz kim buna gıpta etmez ki? Yani şimdi sokağa çıkma yasakları başlarsa, bir hafta on gün herkes evine tıkılırsa yasağın bittiği gün bütün halkı sokakta görüyoruz. Yani. Sebebi patladıkları için. Doğru. Evet. Peki bitirelim yavaşça programı ama son sorum şu olsun size. Buyurun. Siz şu anda keçide Karacabey Merinosu'nda ve Lagun'da evet. damızlık üretiyorsunuz. Evet. Özellikle Karacabey Merinosu, Lagun bunlar daha da. Daha çok koyun kısmı. Evet. Var. Daha çok koyun Ne zaman sahnen keçilerimiz de var. Ee, şu anda sizi gördüm, gaza geldim. Seda Hanım veteriner hekim ve tecrübeliydi ona da evet, inandım. Evet. Ee, ben de bu işi yapmak istiyorum desem hı hı. ve size gelsem hı hı. sizden 50 tane, 100 tane, 10 tane menörüs istesem hı hı. alabilir miyim? Elbette yani o e, her gelene verecek sayımız yok maalesef. yani <laughs> Öyle bir kapasitemiz yok ama inşallah bir gün olur. Evet var, şu anda var. O e, talebi karşılayabilecek pozisyondayız. Bu işin nereye var? Siz nereye doğru gitmek istiyorsunuz? Ya yeter mi bu kadar. Çünkü bizim bir sürü çadırınız var. 300 ya, koyunumuz yani var vesaire. Bu, bu iş kendi içinde ister istemez bir kere sizi büyümeye teşvik eden bir iş. Yani çünkü sayı devamlı artıyor. Ee, artan sayıyı e, istinaden işte bizim yem alımımız oluyor. İşte ilaç masrafımız oluyor. E, bu sayı arttıkça yer ihtiyacımız oluyor ve bu, bu hacim kendi içinde ister istemez büyüyor. Evrilerek de büyüyor. Dolayısıyla hani nereye varır? E, elbette ki bizim kapasitelerimiz de sınırlıdır varacağı yer ama şimdilik biz büyüme aşamasında bir firmayız, bir yeriz. Ee, öyle çok büyük e, koca çiftliklerden bir tanesi değiliz. Orta ölçekli bir yeriz. Elbette ki nihai hedefimiz o şekilde büyümek. Çok büyümek istiyorsun. Çok büyümeyin. Hayır, öyle değil. Çok dediğim gibi yani işin yani bizim dedim gibi kelimenin başında yani e, bizim kapasitemiz oranında büyümek istiyoruz elbette. Yani bizi aşacak şekilde değil, biz çalışabileceğimiz şekil belli zaten. Gücümüz bu kadar diyorsun. Tabii tabi yani. tabii yani gücümüz oranında büyümeyi tabii ki isteriz. Neden olmasın? Yani bu işi layığıyla yapmak, sayımızın büyük olması, hayvanlarımızın çok olması elbette ki sonuç olarak istediğimiz bir şeydir günün sonunda. Uçuk bir soruyla bitiriyorum. Çok kısa birer dakikanız var. Türkiye yurt dışına e, damızlık hayvan satabilir mi? Ben <laughs> çok optimist bakıyorum böyle şeye. Elbette ki satarız hem de kralını satarız. Yani bizim şu Karaca ve Merinosları dünyada yarışamayacağı hiçbir koyun yok Etirkın'da. De bayağı çok, eve, çok yapıyorum İnanın bana. çok iddialıyım bu konu. Çok iddialıyım bu konuda. Yani şimdi Türkiye iklimini, coğrafyasını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Ee, hemen hemen gerçekten dört mevsimin yaşandığı, evet. işte merak, bazı yerlerde merak kıtlığının olduğu, bazı yerlerinde tam tersi olduğu, işte kimi yerinin çok sıcak, kimi yerinin çok soğuk, sıcaklık farkının çok fazla olduğu, yükseklik, deniz seviyesinden alçaklığı çok farklılık gösteren bir coğrafyaya sahip ülkeyiz. Karaca ve Merinos'u bu ülkenin her yerinde yetişiyor. Şimdi ben Karadeniz'de her ya, yerde de verim aslında bu cümleyi ortaya atıyorum. Hı -hı. Karadeniz'de bunlar olur mu diye olur, olur diyeceksin ama Hı -hı. şimdi baktım ben bu hayvanlara buradaki arazi benim bile koşacağım kadar ya top oynayacağım kadar bir güzel arazi var bu bölgede. Ama sen gel Karadeniz'e abicim o da keçi bile yürüyemiyor. Sen bunu koyarsan Karadeniz'de bu zayıfadan geberir ya. Ya bu Karaca ve Merinos'u için geçerli değil. Yani bu sonuçta bunlar endüstriyel ırklardır bu hayvanların tamamı. Ee, endüstriyel ırkların elbette ki mera kabiliyeti e, diğer yani yaban hayvanlarına göre tabii ki farklılık gösterecek. Yani orada yaşayan bir dağ keçisi kadar hiçbir koyun ırkı tırmanamayacağı gibi Karacabey merinos da tırmanamaz. Yani önemli olan o hayvanın e, meraya çıktığı zaman merada dam buraya geri getirdiği, çiftliğinize geri getirdiğidir. Kilo olarak geri getirdiğidir. Orada karnı doydu mu, doymadı mı? Yani o hayvanın orada yürüyüp yürümemesi ya da orada gezip gezmemesinden ziyade mereye çıktığı zaman ne kadar beslenip ne kadar beslenmediğiyle ilgilenmemiz gerekir. Tabii ki sarp dağ yamaçlarına sürmüyoruz hayvanlarımızı. Yani bunu siz de istemezsiniz. Ama oradaki yem çeşitliliği, Karadeniz'deki yem çeşitliliği de İç Anadolu'ya göre çok fazla. Evet. Yani burada Zengin. eksik olan taraflar e, oranın eksik tarafları kendi doğası gereği e, evet. farklı noktalardan tamamlıyor. Kendini. Arazisi kötü ama otları bol. Evet Allah otu bol. Var, yani, yani, yani şimdi yani... biz burada verimi ararız. Örneğin e, şurada bin metrekare bir alan içerisinde hayvanın yiyebileceği ot miktarı İç Anadolu'da ne kadar? Karadeniz'de ne kadar? Yani illa o dağın tepesine çıkmasına gerek var mı? Yani bununla ilgilenmemiz gerekir aslında. Peki. Sümer abi son sözünü söyle. Abi teşekkür ederiz tekrardan biz de. Bu çekimi paylaştığın için yani ileriki zamanlarda tekrar seni gene burada görmek istiyoruz biz. Doğrusu gelmek istiyorum. Özellikle Seda Hanım'dan sonra <laughs> biraz da e, bilimsel anlamda, teknik anlamdaki çalışmaları görmek istiyorum. Bu verileri de gene seninle paylaşır tabii Seda Hanım'la beraber. Evet, ben e, şu anda doğumlar herhalde sizde yakında başlar. Bir 10 günümüz falan kaldı abi. 10-15 gün, 10 -15 gün sonra doğumlarımız başlamalı. 15 dakikada bir aralık y 12'den mi başlıyor 12-15 gibi düşünebiliriz abi. Başla. 15'ten sonra işte artık peyderpey gelecek. gelecek. Her 10 gün arayla. Sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi iki genç arkadaş varanı yoğunu hem yatırdı hem terk etti. Ama şimdi işi biraz daha teknik boyutta yapıyorlar. İlerleyen zamanda belki başka uzmanları da dahil edecekler sanıyorum işletmelerine. Yani dört dörtlük ideal bir işletmenin peşinde koşuyorlar. Ben de onların peşindeyim. Hoşçakalın.